Evet, değerli dostlar, burası Balıklı Göl, Rıdvaniye Camii. İbrahim Aleyhisselam putlarla mücadele etmektedir. Bu Nemrut'u kızdırmıştır. Nemrut, İbrahim Aleyhisselam hakkında infaz kararı verir. Adamlarına büyük bir odun yığını oluşturmalarını emreder ve Urfa Kalesi'nden mancınıklardan İbrahim Aleyhisselam'ı bir nevi sallandıracak ve cezalandıracaktır. Adamları büyük bir odun yığını oluştururlar ve ateş yakarlar. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu şekliyle, ya nar, ey ateş, kuni berde ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e esenlik ver, serinlik ver, selamet ver emri hicabınca odunlar balık olur, ateş de su olur ve Balıklı Göl oluşur. Burası manevi, atmosferli bir yer. Gördüğünüz gibi ortam muhteşem. Güzel bir ortam. Şu anda karşımızdaki yerde mancınıklar, yani Nemrut'un İbrahim Aleyhisselam'ı oradan Balıklı Göl'e atacağı rivayeti var. Ama Allahu Teala oradan atılacak olan, atılan İbrahim Aleyhisselam'ı Balıklı Göl'de koruyor. Bakın şu karşımızdaki cami, Dergah Camii.